değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere izin sezonu yaklaştıkça vatandaşlarımız planlamalarını daha fazla yapıyorlar Türkiye'ye araçlarıyla gidecek olanlar var Bunun yanı sıra uçakla gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız da var uçak biletleri ile ilgili Maalesef hiç de iyi haber veremiyorum size. Uçak biletleri şu anda adeta uçmuş vaziyette. Biraz sonra bir kişinin Türkiye'ye Avrupa'dan gidiş geliş maliyetini açıklayacağım. Bunun yanı sıra bir iyi bir kötü diyelim. Bir kötü bir iyi haber veriyoruz diyelim. İyi habere geçiyorum. İyi haber de eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de Sizinle ilgili çok çok önemli bir gelişme var. Geleceğinizle ilgili adım atmak istiyorsanız bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde lütfen takip ediniz. Sizin, eşinizin, çoluk çocuğunuzun ya da anneniz, babanızın geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir gelişme lütfen bu yayını takip edin tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, koronavirüs döneminde biliyorsunuz hava yolu şirketleri büyük zararlar ettiler. Şu anda geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde %35 oranında tüm dünyada artmış vaziyette. Uçak biletlerinden bahsediyorum. Almanya'dan bir vatandaşımız Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Danimarka'dan, Norveç'ten Avusturya'dan, Belçika'dan ve diğer ülkelerden Avrupa'da yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir kişi yaz döneminde Türkiye'ye gitmek için gidiş dönüş uçak bileti bugün almaya çalışsa arkadaşlar en az 600 euro civarında. En az. Şimdi 4-5 kişilik bir ailenin ödeyeceği uçak parası sadece 3000 euro civarında. Ortalamaları söylüyorum. Aşağısı var, yukarısı var ama bu civarda. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, milyonlarca gurbetçi vatandaşımız, yurt dışında yaşayan vatandaşımız, ana vatanımız Türkiye'ye, ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyor, parasını götürüyor, Ev alıyor, arsa alıyor, tarla alıyor, yazlık alıyor, araba alıyor. Yani sözün özü Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özellikle milli hava yolumuz Türk hava yollarından maalesef bugüne kadar herhangi bir indirim, herhangi bir ayrıcalık görmedik. Maalesef Türk hava yolları böyle bir şeye de yanaşmıyor. Şimdi yapılması gereken şu arkadaşlar. Bakın. Hiç olmazsa izin dönemlerinde Türkiye'ye gidiş gelişlerde Türk Hava Yolları'nı kullanan vatandaşlarımıza indirim yapılması gerekiyor. Bakın Avrupa'da hayat eskisi kadar kolay ve ucuz değil. Vatandaş özellikle koronavirüs sonrasında ekonomisini ayakta tutmak için çırpınıyor. Emekli, işçi, dar gelirli olanlar ay sonunu ucu ucuna getiriyor. Bir de üzerine Türkiye'ye tabii ki gidecek yani. Tatilini yapacak, sevdiklerini görecek, vatan toprağına basacak. Tabii ki gidecek Türkiye'ye. Ama hava yoluna bakıyoruz arkadaşlar uçmuş. Türk Hava Yolları milletine hizmet vermek için vardır. Bu kadar yüksek paralara yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bilet satmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu. bak Çoğu vatandaşımız araçlarıyla Türkiye'ye gidecek. Çünkü uçak biletleri pahalı. Ve geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınır kapılarında ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Bizim Kapıkule, Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'de de geçen yıl çok büyük yoğunluk vardı. Hatırlayanlar bilir. Şimdi ekranda izlemiş olduğunuz görüntüleri ben geçen yıl bizzat Kapıkule'ye giderek kendim kaydettim. Vatandaş özellikle dönüşte 12 saati bulan bekleme süreleriyle o sıcağın altında Çoluk çocuk perişan bir şekilde bekliyordu arkadaşlar. Yerlerde yatanlar, bunun yanı sıra artık beklemekten sıkılanlar, yaşlısı olanlar, engelli çoluk çocuğu olanlar aklınıza ne gelirse. Ama maalesef bu vatandaşlarımız bu çileyi ilk kez yaşamıyor yıllardır böyle. Artık Kapıkule'deki bu çilenin bitmesini rica ediyoruz. Sayın Valimiz ve Kapıkule'den sorumlu vali yardımcımızın bu konuya gereken hassasiyeti gösterdiğini biliyorum. Ancak bir hatırlatmada bulunacağım. Özellikle vatandaşlarımızın bekletildiği o park alanında gölge namına hiçbir şey yok. Ya orasının bir şekilde ağaçlandırılması ya da büyük dev çadırlar yapılması gerekiyor ki vatandaş beklesin. Valiliğin ikram Yaptığı büfe gibi bir şey vardı. Hasene adlı bir yardım kuruluşu vatandaşa ikramlarda bulunuyordu. yurtdışı dışı Türkler ve akraba topluluklarının orada çok güzel çocuklar için bir park alanı, işte vatandaşa ikramlarda bulunduğu alanlar vardı. Bunlar güzel gelişmeler. Ama bir vatandaşın önce beklememesi gerekiyor. Bekle, bekliyorsa da mutlaka o bölgenin elden geçirilmesi gerekiyor. 10-12 saat boyunca vatandaşı bekletmek o sıcağın altında çoluk çocuk nedir? Hangi çağda yaşıyoruz? Yani gurbetçinin bu çilesi ne zaman bitecek çok merak ediyorum. Diyorlar ki Bulgar tarafı çalışmıyor. Kardeşim o zaman çözeceksin. Sayın valimizin temaslarının, görüşmelerinin olduğunu biliyorum. Önemli mesafeler kat ediliyor. Bunu biliyorum ama yetersiz Bugün vatandaş 12 saat boyunca 10 saat boyunca Kapıkule'de bekliyorsa hani her şey tıkırında dememiz doğru değil. Hiç kimse kusura bakmasın lütfen. Bu işin çözülmesi lazım. Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız kimse muhataplarıyla mutlaka bu konuyu daha ciddi bir şekilde, daha çözüme yakın bir şekilde adımlar atarak görüşmesi gerekiyor sürekli görüşülüyor biliyorum ben Bulgar tarafıyla. Adamlar adım atmıyor. Olmaz ki. Yani gurbetçinin ne suçu var? Çok merak ediyorum. Görüntüleri görüyorsunuz. Ya bu nedir arkadaş? Sıcağın altında arabanın içerisinde 12 saat hadi bekle. 12 saat bak yarım gün. Böyle bir şey olmaz. Bize yakışmıyor. Devletimize yakışmıyor bu görüntü. Gerekçe ne olursa olsun. Değerli izleyicilerimiz. Bu videonun başında Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir müjdemin olduğunu söylemiştim. Şimdi eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Hepinizi sevindirecek, geleceğinizle ilgili çok çok önemli haberi sözü fazla uzatmadan hemen sizlerle paylaşıyorum. Eğer geleceğinizle ilgili planlama yapmak istiyorsanız kendinizle ilgili eşinizle ilgili, annenizle ilgili, babanızla ilgili, çocuklarınızla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Bakın. Ben geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye'deydim. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey dedim ki yurt dışında da insanlar bir şekilde yaşıyorlar, geçiniyorlar ama Türkiye'de de bir gelirleri olsun istiyorlar. Bunun da en kolay yolu emeklilik. 2019 yılında çıkan yasayla pek çok vatandaşımız emeklilik defterini kapattı dedim. Vatandaşımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de emekli maaşı almasının yolu, formülü yok mu dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi evet dedi 2019'da yasa çıktı ama Hala yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 3.500 euro vererek emekli olanlar, 5.000 euro vererek emekli olanlar, 10.000 euro vererek emekli olanlar, 15, 20, 30, 40, 50 bin euroya kadar emeklilik parası devlete ödeyerek emekli olanlar var dedi. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ali'den, Veliden bir şeyler duymuş. İşte çok para ödemek lazım artık emeklilik olamayız falan emeklilik defterini kapattık diyor. Bu çok yanlış dedi. Herkesin şu anda emekli olma hakkı fırsatı var ama önce vatandaş durumunu öğrenecek. Devlete kaç para ödeyecek? Kaç para maaş alacak? Ne zaman kaç yaşında emekli olacak? Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan, doktordan, bedavaya, hastaneye gittiğinde nasıl bedavaya bu hizmetlerden yararlanacak? Bunları bilmiyor. Ondan bundan duymuş. Ben diyor artık emekli olmam diyor. Defteri kapatmış. Şimdi büyük bir müjdeyi veriyorum. Bakın. Sizin de devlete en az miktarda para ödeyerek Türkiye'de en yüksek miktarda maaşı alabilmeniz için çok çok önemli bir gelişme. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şu anda Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp attı. WhatsApp'tan yazarak şunu yapıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında arkadaşlarımız var. Size hemen cevap verecekler. Peki sonrasında ne olacak? Özgür Bey'le bir randevu ayarlanacak görüntülü canlı olarak cep telefonunuzda Özgür Bey ile konuşacaksınız. Hangi ülkede olursanız olun. Hiç önemli değil. Randevu günü saatinde siz kendisiyle konuşacaksınız. Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin ona sorularınız varsa siz soracaksınız. Özgür Bey daha sonra sizin için 3-4 gün süren bir çalışma yapacak. Bu çalışmadan sonra tekrardan yeni bir randevu oluşturulacak. Yine görüntülü, yine canlı bir şekilde Özgür Bey sizin adeta röntgeninizi çekmiş olacak. Emekliliğe giden yolda ne yapmanız gerekiyor? Ne kadar devlete para ödeyeceksiniz? Ne zaman emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? Eğer 30-40 yaşındaysanız, bu yaşlardaysanız ne yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde size uzun uzun anlatacak. Siz emekli olmaya karar verirseniz, Türkiye'ye hiç gitmenize gerek yok. Özgür Bey sizin için tüm müracaatları yapacak. Sizin için SGK'nın tüm formlarını, dilekçelerini dolduracak. Ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bunun için Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da gençler bak size söylüyorum. Önce kendiniz eşiniz için ama anne babalarınızı unutmayın. Bakın emeklilik danışmanlığı alın anne babanız için. Kendiniz için de kaç yaşında olursanız olun. İşte ben gencim. işte daha emekliliğe çok var falan demeyin. Siz hemen emeklilik planlamanızı önce sizin yaptırmanız lazım. Derhal şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattına yazarak emeklilik danışmanlığı almak istiyorum deyin. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Oturduğunuz yerden Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar bu iş bir emek işi. Bu iş bir emek hakkı. Ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki Özgür Bey geçmişte vatandaşlarımız çok mağdur edildi. 3-4 bin euro danışmanlık parası aldılar. Dünya kadar vatandaşın parası gitti, emekli olmadı, kandırdılar, dolandırdılar vesaire. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık bu mağduriyetini ortadan kaldırıyoruz. İki kişinin sadece iki kişinin yemek parasına sadece 120 euroya Özgür Bey sizin danışmanlığınızı yapacak. Tüm işlemlerinizi yapacak. Ek hiçbir ücret yok arkadaşlar. Bak yanlış duymadınız. Sadece 120 euro. Ek hiçbir ücret yok. Bütün işlemler de yapılacak. Tüm müracaatlılar, tüm dilekçeler her şeyi Özgür Bey yapacak. Maaşınız bağlanacak. Ondan sonra da para yok. Öncesinde de yok. Sadece 120 diyorum. Şimdi hanımlar anlatacağım. Şimdi asıl siz lütfen dikkatli dinleyiniz. Özgür Bey e dedim ki, Özgür Bey bak dedim. Hanımlar bizim toplumumuzda maalesef gerçek bu beyler kusura bakmayın söyleyeceklerim için hep ikinci plana bırakıldı hanımlar. Hep erkeklerin arkasında oldu. Önce hanımlar yararlansın bundan. Ve hanımlara indirim var arkadaşlar. Hanımlar eğer eşiyle beraber danışmanlık alırsa 60 euro ödeyecek. Ama eşiyle beraber tek başına alırsa 120 euro yine. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecek, 180 euro ödeyecek. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 60 euro eşinizle beraber eğer danışmanlık alırsanız. Tek alırsanız 120. Şimdi iki kişinin yemek parasına geleceğinizi planlıyorsunuz. Geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yok Ali bunu dedi, Veli bunu dedi falan yok o devir bitti. Sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili eğer bir işiniz, bir yapacağınız, atacağınız adım varsa işte bu telefon numarası. Ekran altında gördüğünüz bu numara. Whatsapp'tan yazarak iletişime geçeceksiniz. Size randevu verilecek. Şu anda yazdınız bak. Arkadaşlarımız hemen size bir hesap numarası verecek. Bu hesap numarasına 120 euroyu ödeyeceksiniz. Makbuzunu yine Whatsapp'tan atacaksınız. Daha sonra arkadaşlarımız sizi arayacak. Diyecek ki Ali Bey ya da Fatma Hanım ne zaman hangi tarihte müsaitseniz Özgür Bey için sizinle randevu oluşturulacak denecek. Özgür Bey'le randevunuz oluşturulacak ve işlemleriniz başlayacak. Sadece 120 euro. Bak iki kişinin yemek parası kendin için, ailen için, eşin için bir yatırım yapıyorsun. 120 euro. Başka hiçbir para yok. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Onu söyleyeyim kısa bir süre için geçerli. Sonra sakın demeyin ki ya Fatih Bey biz işte kaçırdık fiyat çok yükselmiş falan demeyin. 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Evet değerli izleyicilerimiz. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Onu net söylüyorum. 120 euro. Fiyat artacak önümüzdeki günlerde. Ama vatandaşlarımızdan, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir daha yok. Devamı yok yani. Onu size söyleyeyim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok sayıda vatandaşımızın emeklilik işlemleri yapıldı. Emekli maaşları bağlanmaya devam ediyor. Onlara da bizlere güvendikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Siz de bu fırsattan yararlanın. Kaçırmayın. Ya düşünsenize arkadaşlar. 120 euroyu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Siz o kadar ciddi ve önemli bir şey ki geleceğinizi planlıyorsunuz. Şimdi bazıları diyor ki işte Türkiye'de emekli maaşı işte düşük. Hangi ülkede yüksek? Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede yüksek? Yurt dışında yaşayanlar bu hakkını kaybetmesin diye Emekli TV böyle bir şeye önce oldu. Aracılık yapıyor. Acele edin. Acele edin kaçırmayın. Yani 120 euroya zaten böyle bir şey yok. Bak danışmanlık yapıyor. işlemleri yapıyor. SGK'ya gidiyor. Bütün başvuruları yapıyor. Emeklilikle ilgili bütün işlemleri yapıyor. Ya bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem gidiş geliş en az 500 euro para harcarım. E paran cebinde evinden oturduğun yerden yapacağın tek bir şey şu anda ekranın altında gördüğün telefon numarasını cep telefonunda kaydediyorsun. Whatsapp'tan yazıyorsun. Diyorsun ki ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Daha ne olsun yani? Evet Emekli TV'nin izleyiciler için yaptığı özel bir çalışma bu fırsattan tüm izleyicilerimizin yararlanmasını rica ediyorum. Çok çok önemli. Çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza mutlaka bu videoyu, bu telefon numarasını iletin. Sadece emeklilik değil, sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen özellikle hanım izleyicilerimizin bundan yararlanmasını istiyorum. Erkekler tabii ki sizde. Gençler sakın kaçırmayın. Bak bir daha bu fırsat gelmeyecek. Biz genciz şu bu demeyin. Fırsatı kaçırmayın benden size söylemesi. Evet değerli izleyicilerimiz önce sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu, huzurlu bir yaşantınız olsun, ömrünüz olsun. Görüşmek üzere.